Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane Yusufçuk buldum. Daha yeni çıkmış. Gördüğünüz üzere. Bakın. Güneşleniyor. Şimdi size bunların hikayesini anlatacağım ilk önce. İlk önce Yusufçuklar suyun içine yumurtluyorlar. Ve sonra bu yumurtalardan bunlar çıkıyor. Bu şimdikiler, elimdekiler canlı değil. Tabii ki de ölü de değil. Bunlar gömletleri. Şimdi size baştan anlatacağım. Bunlar çıkıyor ilk önce. Bunlar ağızlarının altındaki bir tür kapan gibi şeyle uzaktaki böcekleri ya da suyun içindeki böcek türlerini ya da kurbağa yavrularını onunla kapıp yiyorlar. Bu şekilde besleniyor bu canlılar. Sonradan bu çok güzel olmayan bu canlı sonradan suyun üzerine çıkıyor ve güneşlenmeye başlıyor. Sonra bu sırt kısmından bu güzeller güzeli Yusufçuk çıkıyor. Ve bu Yusufçuk ilk önce kanatları buruşuk oluyor. Sonradan güneşte bu kurumaya başlıyor bir yandan. Bir yandan ise kanatlarında kan pompalıyor ve bu şekilde kanatları oluşuyor. Kanatları ilk önce şu anki gördüğünüz gibi şeffaf oluyor. Sonradan renklenmeye başlıyor. Mesela mavi ya da yeşil ya da kırmızı oluyor. Gözlerini de anlatacağım. Gözleri genelde piksel piksel görüyor her tarafı ve üstelik her şeyi yavaş çekimden algılıyor. Her şey yavaş ona göre. Biz hızlı davransak da ona göre her şey yavaş çekimden algılanıyor. Ve piksel piksel görüyor. Renkleri tamam güzel algılıyor ama piksel piksel görüyor her şeyi. Çiçekleri mesela piksel piksel görüyor. Aynı kalitesi düşük piksel oyunlar gibi. Ama gerçekten de çok çevik olan bu tür helikopter böceği, Yusufçuk ve kız böceği olarak da biliniyor. Ama kız böceği aslında daha böyle ince yapılı bir tür helikopter böceği. Bunların beslendiği şeyleri söyleyeyim ben şimdi. Bunlar ekosistemde çok büyük bir yer alıyorlar. Genelde sivrisinekleri yiyor. Sizi hani şu kaşındıran, sürekli akşamları özellikle sokan sivrisinekleri bunlar yiyebiliyorlar. Havada hem de, havada yakalayarak yiyorlar. Diğer böcekleri de yemelerine rağmen genelde sivrisinekleri seviyorlar. Çünkü sivrisinekler de bunların yaşadığı tropiksel habitatlarında bulunuyor. Şimdi güneşleniyor bir yandan kanatlarını açıyor ki güneşlensin. Bundan dolayı kanatlarını kan pompalayıp renklenmeye de başlıyor yavaş yavaş. Üstelik bu canlı çok hızlıdır. Saatte 95 kilometre hıza erişebilir. Saatte 60 kilometre hızın altına düşmeden ayrıca. Bazı helikopterler, savaş helikopterleri bu canlıdan esinlenerek yapılmıştır. Göğsünün altında olan bir tür yuvarlaksı yapı bunların daha hızlı gitmesine yol açar. Ağızları çok, dişleri çok fazla kuvvetlidir. Bundan dolayı elinize alınca canınızı yakabilir. Şimdi bakın elime alacağım. Fazla da bir şey yapmıyor bazı türler. Çok zehirli de değil. Renklerini söyleyeyim. Mavi, turuncu, kırmızı, sarı, yeşil renklerinde olabiliyor. Evet. Şimdiki bu canlı uçtu. Biz de bu yandan gömleğini gösterelim. Artık o uçmayı öğrenmiş. Gömlekleri bu şekilde. Çok acayip. Bu arada burada bir tane daha canlı gördüm. Adını bilmiyorum ama genelde yabani nanelerde bulunuyor. Yere düştü. Neyse ki bir tane daha var. Bu arazide çok fazla bulunuyor. Bunlar kendilerini yere atmasının sebebi ölü taklidi yapıyorlar hemen. Ve kendilerini direkt yere atıyorlar. Mesela şimdi hemen böyle ayaklarını aşağı doğru koydu ve hemen de ölü taklidi yapıyor. Renkleri bunun da çok güzel. Aynı Yusufçuk gibi.
Bu arada arkadaşlar burada bir sürü yusufçuklar hemen sivrisinek avlamaya başlamışlar. Bu türü genelde ben yabani nanelerin üzerinde buluyorum. Bu şekilde yeşil olduğundan dolayı bir sürü böcek türleri buralarda üreleşebiliyor. Tropiksel bir şekilde böyle su arazilerde bulunuyor bu arada yusufçuklar. Nehirlerde ya da bu şekilde göllerde bulunabiliyor. Tatlı sularda bulunuyorlar çoğunlukla. Elindeki canlıyı da yavaşça bırakayım. Kurbağaları da görüyorsunuz. Yusufçuklar yavruyken genelde kurbağaların yavruları ile de beslenebiliyor. Şurada göstereyim. Buraları biz yapmadık. Bazı tarafları traktör, bazı taraflarını ise su kaplumbağaları yapmışlar. Bugünlük de videom bu kadar olsun arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir videodu. Yusufçukları anlattım. Yusufçuklar ekosistemde çok fazla yer kapladığını anlattım. Bugünlük de videom bu kadar olsun diyorum. Görüşmek üzere başka videolarda. Bay bay arkadaşlar.